Evet. Pınar Emre Basalak FC sormuş. Emre Basalak'ın en etkilendiği ve unutamadığı sahne hangisi? Ya bir şey söyleyeyim mi? Buradan bir teşekkür etmem lazım benim senaristlere. Benim çok severek oynadığım sahneler yazdılar bana bu 3 sezon boyunca. O kadar çok ki yani. Ya arka arkaya saysam saysam bitmez yani. Ama aklıma ilk gelenlerden bir tanesi, evet, Ertuğrul'un ölüm sahnesi. Orada oynarken de çok etkilenmiştim açıkçası. Burak'la yeni yayınlandı 81. bölüm olsa gerek. Bu şeyde Han'ın önünde karşılıklı oynadığımız sahne. O da beni çok böyle oynarken tüylerimi diken diken eden bir sahneydi. İki tarafın da kendince haklı olduğu çok güzel bir sahne olduğunu düşünüyorum. Ayşe'nin dönüş sahnesi çok var ya. Buradan senaristlere bir eyvallahımız olsun. Bize soğuk bir espri yapar mısın demiş. Bu dedikodular nereden yayılıyor? Bunlar dedikodu arkadaşlar. Bunlara inanmayın. Yapmayacağım o soğuk espriyi. Yapmayacağım. Zamanı var. Devam. Evet. Oo. Didem Balçın. Ciddiyetle okumam gerekiyor. En beğendiğiniz espriniz hangisi? Bir de en çok beğenilen espriniz hangisi? Hangisinden başlayayım? Hiç fark etmez. En beğenilenden başlayayım mı? Tamam. Testim pozitif çıktı. Prodüksiyon yaptım. Testim pozitif. En beğendiğim esprimse henüz yapmamış olduğumdur. Oo, burada alkışlar çıksın, burada alkışlar çıksın. Didem, seviyorum seni. Devam. Herkes sizin sette... kim sormuş? Önce onu söyleyelim. Osman Bey Fanpage sormuş. Herkes sizin sette en komik kişi olduğunuzu söylüyor. Bu enerjiyi neye borçlusunuz? Setin en komiği ben değilim arkadaşlar. Net. Yani bunu açıklıkla söyleyebilirim. Sadece setin en enerjiyi benim. Yani Serhat Kılıç gelene kadar. Ben hep pozitif gelmeye çalışıyorum. Hep gülerek gelmeye çalışıyorum. Herkesle diyalog kuruyorum. Herkesle sohbet ediyorum. Mahallenin muhtarı gibi giriyorum sete. O yüzden insanlara da gülümsüyorum. Onlar da bana gülümsüyorlar. Şaka çok kaldırırım. İnsanlara da şaka yapmayı çok severim. O yüzden de setin en komiği olarak adlandırılıyorum ama komik olmak başka bir beceridir. Bence çok komikler var sette. Geldi, geçti hatta. Yani bence mesela gelmiş geçmiş bu setin gelmiş geçmiş en komik adamı Ragıp Savaş'tı. Net, çok gülüyordum ben Ragıp abiye. Ben en enerjik ve en güler yüzlü olabilirim. Ama komik olmak başka bir şey ya. Çok komik insanlar var. Ben çok gülüyorum. Bizim de ekipçe sevdiğimiz bir espri var. Hangisi? Karakterimiz de gündüz ama geceleri de oynuyorum. Ya bununla ilgili bir şey var aslında. Yapım koordinatörümüz Orhan'a ilk sezon daha bir gece çekiminde Orhan Bey bir saniye bakar mısınız diye çağırdım. Orhan zaten bütün gün bir sürü şeyle uğraşmış. Ona koşmuş, buna koşmuş. Bir sürü şey yapmış. Dedim ki Orhan benim sözleşmemde ne yazıyor abi? Dedim. Ne yazıyor? Dedi. Dedim abi gündüz yazmıyor mu? Evet gündüz yazıyor. Abi ben niye gece çekiyorum dedim. Orhan yavrum o kadar yorulmuş ki o gün gülemedi bile. Zaten gülünecek bir espri de değildi. Ben zaten kendim için yaptım o espriyi. Orhan sadece yüzünde şöyle bir hafif bir yarım ağız tebessümle komikmiş dedi gitti. Ve ben arkasından dakikalarca güldüm. Bir de şey yapıyorum böyle güneş gözlüğüyle gelip size bir gündüz gözüyle bakayım ya falan yapıyorum. Öyle şeyler çok yapıyorum. Ya da işte gece obadan çıktığım zaman feneri açıyorum. Gündüz feneri diyorum falan. Gündüzle esprim çok. Gündüzüm seninle diye. Emre Pınar FC sormuş. Bir yayınınızda eşinizin mesleğinin mesleğinize katkılarından bahsetmişsiniz. Pınar Basalan size ve mesleğinize ne gibi katkıları oldu? Ya çok güzel soru. Ama dakikalarca anlatmam lazım. Yani bir kere dinlemeyi biraz daha fazla Pınar'la çözdüm diyebilirim. Yani ritmi duymayı, ruhu duymayı
biraz daha Pınar'la çözdüm. Bir kere bu bile tek başına bir oyuncu için müthiş bir avantaj yani. Tabii tiyatroya çok fazla katkısı oldu. Hala her gün çok şey öğreniyorum ben Pınar'dan. İyi ki var. Devam edelim. Son sorumuz. Yavaş açacağım. Yavaş açayım, bitti. Çok hızlı cevapladım ama. Evet. Son soru. Kolay. Kenan Aliyev sormuş. En sevdiği yemek nedir? Şimdi siz tatlı mı tuzlu mu yapıyorsunuz ya. Ben şey diyecektim. Baba hiç ben tatlıyla aram yok. Getir poğaça getir, börek getir, bana tuzlu getir diyeceğim. Ama ben biraz hamurcuyum ya. Galiba pizzayı çok seviyorum. Ya ben yemek de ayırt etmem biliyor musunuz? Önüme ne koyarlarsa yerim. Tam bir boğa burcuyum ben. Doymak için yiyorum. Her şeyi yerim. Ama en sevdiğim böyle yemekten çok keyif alarak yediğim pizza galiba. Çok seviyorum. O yüzden bir tane pizzacı dükkanı açtım. Sonra battım, kapandı. Beceremedim. Evet. Beceremedim. Battı, kapandım. Bitti. Bir tane soru. Orada sorulan sorular arasında birkaç tanesine gelmeden önce baktım. Bir tane çok beğendiğim bir soru var. Onu yanıtlayabilir miyim? Tabii ki. Bir Yeşilçam karakteri olsaydınız kim olmak isterdiniz? Ben bir Yeşilçam aşığıyım. Onun da cevabını vermek istiyorum. Vecihi. Çok isterdim. Vecihi olmayı çok isterdim. Bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hem dizimizi hem de Bozdağ Film YouTube kanalını takip etmeyi lütfen unutmayın. Burada çıkmış olması lazım şu anda. Abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Takipte kalın.